Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir YouTube programına hoş geldiniz. Bugün yeni bir format deneyeceğiz. Malumunuz ben hep tek konuşuyordum. Böyle bu biraz sıkıcı oluyordu. Motive edici, kışkırtıcı dış etkenlere biraz ihtiyacım var. Kendime bir dış ses buldum. Merhaba. Evet, bu benim dış sesim. Bundan sonra dış sesle muhabbet ederek programlara daha interaktif yürütmeye çalışacağız. Yani sohbet edeceğiz. Evet, sohbet edeceğiz. Dış sesim ve ben. Programın adı bu bile olabilir bundan sonra. Tamam, bunu düşünelim. Ama hocam, siz bu YouTuber'lığı çok mu sevdiniz? Yani 50 yaşından sonra YouTuber olmak nasıl bir duygu derseniz heyecan veriyor aslında. Benim teenager çocuklarım var. Onlar da babam YouTuber oldu falan diye seviniyorlar. Hava atıyorlar mı okulda? Hava atıyorlar belki. İşte YouTube'daki izlenirlikleri falan takip ediyorlar. Bu teknolojiye ben zaten çok da aşina değilim. Sağ olsun biri 15, biri 12 yaşında iki kızım var. Onlar bu konuda benim danışmanlarım, teknik ekibim. Pek çok şeyi onlar yapıyorlar dış sesimin dışında tabii. YouTuber'lık güzel, sevdim. Hakkımı da yemediniz yani. Peki, evet. Tamam. Evet. Hocam, YouTuber'lık güzel ama sizin abone sayısı bir türlü artmıyor. Bu noktaya bir parmak basalım. Evet, basalım parmağı. Neden artmıyor? Sayın izleyicilerimize, takipçilerimize soruyoruz. Yani hala 3500'lerdeyiz. En azından bir 10.000'lere yükselmesi gerekiyor. Artınca ne olacak hocam? Artınca ne olacak? Motive olacağız. Motive olacağız. Daha çok izleneceğiz. Sesimiz daha çok duyulacak. Güzel olacak sonuç Peki. itibariyle. Hocam, o zaman yavaş yavaş sohbete başlayacağız. Evet. Ama malum kamera hareketleri yapmamız lazım. Yapalım. Şimdi siz düz yürüyorsunuz, ben geri geri yürüyorum ve sohbete başlıyoruz. Tamam. Şöyle parkta hafif bir tur atalım. Atalım. Peki hocam, ne olacak memleketin hali, ne oluyor İngiltere'de? Yani İngiltere'de ne oluyor? Geçen hafta yoğun protestolar oldu. Kime karşı? Boris Johnson'a karşı. Şimdi geriye doğru hatırlarsak Avrupa Birliği 1950'lerde başladı. Avrupa Birliği düşüncesi. Avrupa iki dünya savaşı yaşadı. Birinci ve ikinci dünya savaşı ve bunlar genelde birbiriyle savaştılar. Milyonlarca insan birbirini öldürdü. Avrupa tarumar oldu. İkinci dünya savaşından sonra o dönemin 1950'li yılların Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri John Monnet veya John Money ve o dönem Fransa Dışişleri Bakanı'nın önerisiyle Avrupa'da savaşmadan birlikte yaşayacağımız yeni bir düzen kuralım, yeni bir yapı oluşturalım diye bir teklif geldi. Sonra bu teklif Almanya'nın, Fransa'nın, Lüksemburg'un, Belçika'nın dahil olduğu 6 ülke tarafından kabul gördü. Kömür ve Çelik Birliği şeklinde bir birlik oluştu. Ve buradan yavaş yavaş Avrupa Birliği'ne doğru, bugünkü bütünleşmiş Avrupa'ya doğru gidildi. İngiltere bunun neresindeydi peki? İngiltere Avrupa Birliği sürecinde hep kenarda durdu. Bir ayağı sürekli İngiltere'nin Atlantik'in öte yakasında oldu. Yani Amerika'ya dönük oldu. Bir yüzü de Avrupa'ya dönük oldu ama bütünüyle Avrupa'nın parçası olmadı. Avrupa Birliği'nin bir kısım çekinceler koydu. Mesela çekincelerden bir tanesi Schengen idi. Schengen Birliği'ne katılmadı. Hala da değil. Para birimini değiştirmedi mesela. Avrupa'daki hala sterlini, pound'u kullanan, kendi parasını kullanan tek ülkedir. Bu yönüyle biraz araftaydı. Avrupa Birliği'nden dolayı İngiltere'ye çok sayıda göçmen geldi. Özellikle Doğu Avrupa'dan. Bu göçmenler önceleri iyiydi. Onların ayak işlerini yapıyordu, musluk tamirini yapıyordu, tamirat bakım görüm işlerini yapıyorlardı ama... Sonraları kötü mü oldu? Sonraları ekonomi kötü olduktan sonra, bizde de öyledir bakın, Türkiye'de de Suriyeliler önce komşumuzdu, akrabamızdı, iyiydi. Ama ekonomi kötüye gidince ilk tepik atılacak, ilk şamar vurulacak genelde göçmenler olur. Benim Suriyeli kardeşim. Den... yiyici Suriyeliler, askere gitmiyorlar, burada sahillerde yatıyorlar noktasına geldi. İngiltere'de de benzer bir şey oldu. Polisler, Polonyalılar, Polonya büyük de bir ülke, burada her işi yapar. Çok da becerikli bir millet. Keza Romanyalılar öyle. Önceleri iyiydi, her işlerini yapıyordu İngilizlerin ama ekonomi biraz bozulmaya başlayınca, işsizlik artınca, nispi olarak tabii hala İngiltere güçlü bir ekonomi, bunu görmek lazım. Almanya'dan sonra Fransa ile başa baş Avrupa'nın en güçlü ekonomisi. Nispi olarak düşünce, işsizlik artınca İngilizler, ya bu polisler, bu Doğu Avrupalılar, bu göçmenler bizim işimizi alıyor, ekonomiye zarar veriyor diye bu göçmenlerden nefret etmeye ve bunları göndermenin yollarını aramaya başladılar. Yeni mi uyandılar? Yani ekonomi burada o zaman yeni mi kötü mü gitmeye başladı? Ya aslında Thatcher döneminden sonra İngiltere biraz üretimden çıktı, hizmet sektörüne ve finansa girdi.
Ama sonuç itibariyle İngilizlerde de bizdeki Osmanlı özentisine benzer bir özenti var. Hani nedir o? Bugünlerde biz de diyoruz ya, büyük Osmanlı'yı kuracağız. Hoşumuza gidiyor. Eski Osmanlı'nın sınırları, büyüklüğü, gücü filan, bunlarla övünmeyi seviyoruz. İngilizlerde de bir imparatorluk bakiyesi oldukları için nesli. United Kingdom, evet, Birleşik United Krallık. United Kingdom, güneşin üzerinde batmadığı imparatorluk. Bak söylemesi bile ne güzel, ne hoş. Çok uzun. Çok uzun ama hoşa giden bir şey. İngilizlerde de bu his var. Bizdeki Osmanlıcılık gibi. Biz yeniden büyük devlet olabiliriz. Dünyaya hükmedebiliriz. Temennisi diyelim buna. Çünkü tarih de bir nehir gibidir. Hiçbir nehirde aynı suyla iki defa yıkanamazsınız. Bu duygularla biraz ekonomideki problemlerin artması, işsizliğin artması, ırkçılığın yükselmesiyle İngiliz toplumunda ya bu Avrupa Birliği bize aslında yük de oluyor. Biz kendi göbeğimizi keseriz. Bizim 52 tane Commonwealth ülkesi var, bize bağlı, kraliçemize bağlı. Biz bunlarla yeni bir ekonomik araya, alan oluşturabiliriz havasına girdiler ve 2016 yılında Brexit oldu. Peki bizim Ali Kemal'in torunu ne yapmaya çalışıyor? Çıkacak mı? Evet, oraya geleceğim şimdi. 2016'da Brexit oldu ve %52, %48. Aslında İngiliz toplumu da çok Brexit'i beklemiyordu. Belki de Avrupa'ya bir ders verelim, biz de çok çantada keklik değiliz demeyi düşünüyordu ama %52'de Brexit olunca çıkma süreci başladı. O dönemin başbakanı David Cameron kalmayı isteyen şahıslardan biriydi. Bu da ilginç bir şey. Etik olarak ben kalmayı isteyen bir başbakanım. Dolayısıyla Brexit sürecini, yani Avrupa'dan çıkış sürecini etik olarak ben yürütemem dedi ve başbakanlıktan istifa etti, ayrıldı. Bu dikkate alınması gereken önemli bir sorumluluk, önemli bir mesaj. Türkiye'dekilere buradan mesaj çıkar mı bilmiyorum. Onun yerine Brexit'i savunan Theresa May geldi. Bu arada şunu söyleyelim, iktidarda Konservatif Parti var. Konservatif Parti, milliyetçi muhafazakar diyebiliriz bizdeki karşılığı. Ağırlıklı olarak Brexit yanlısı olsa da içinde, Avrupa'nın içinde kalmayı savunanlar da var. Yani parçalanmış bir muhafazakar grup var. Yani farklı görüşlere sahip diyelim. Evet, bizdeki gibi burada lider ne derse olmuyor. Parti içi demokrasi de işliyor. Burasına lider da vurgu yapmak lazım. Ne derse o olmadığı için mi istifa etti Theresa May? Evet, dediğini yapamadığı için biraz da. Theresa May iki defa denedi. Avrupa ile masaya oturdu ama İngiltere parlamentosunun bu anlaşmaları onaylaması gerekiyordu. İki defa Theresa May'in anlaşmalarını parlamento reddetti ve Theresa May başarısız hale geldi. Sonra da istifa etti, ayrıldı. Onun yerine işte bizim Çankırı'nın hangi ilçesinden de hatırlayamadım, Yapraklı mı? Yok, Yapraklı değil ama ben de hatırlayamadım. Çankırı'nın bir ilçesinden Ali Kemal'in torunu Boris Johnson. Bizim adam. Bizim adam. Aslında Barış'mış onun. Adı Johnson imiş. Bizim hani böyle klasik yakıştırmalarımız vardır ya. Bütün dünya Türk, Amazon, Amazon'dan gelmiş. Barış Johnson da Boris Johnson olmuş. Johnson tabii daha iddialı bir adam. Ya yap ya öl Brexit'le ilgili sloganıyla geldi. Yani mutlak manada ben Brexit'ten çıkacağım. Şimdi bu noktada aslında dananın kuyruğunun koptuğu yer şurası. İngiltere demokrasinin beşiği. Ve yüzyıllardır dünyaya demokrasi, insan haklarını, özgürlükleri, kuvvetler ayrılığını, Montesquieu'nun kuvvetler ayrılığını temsil eden bir ülke iken Johnson kraliçe ile anlaşarak tam da 31 Ekim'de Brexit'ten çıkma anlaşmasının olduğu dönemde parlamentoyu askıya almasını, yani 5 haftalık kapatmasını istedi. Kraliçe de bunu kabul etti. Bir dakika hocam, şimdi burada devreye ben gireceğim. Girin. Hani demokrasiydi? Hani kraliçe hiçbir şeye karışmıyordu? Hani parlamento her şeyi götürüyordu? Evet, burası biraz tartışmalı. İngiltere'de bu hep tartışılır. Kraliçe ve Buckingham Sarayı, yani kraliyet sembolik mi yoksa derinlerde el altından aslında her şeyi düzenleyen, planlayan bir yapı mı diye. Peki bu hangisi? Sorgulanır. Hangisi? Bu konuda kafa karışıklığı var. İngilizlere de sorduğunda. Sizce hangisi? Bence kraliçe ve kraliyet hani ülkelerin bir miktar derin devletleri olur. Görünür siyasetin ötesinde biraz mühendislik tarafı olan, toplumsal mühendisliği olan, büyük resmi gören, siyasete daha derin ve kalıcı etkileri olan ama görüntüde sahne önüne çıkmayan bir aktör gibi geliyor bana. Nitekim burada da mesela dananın kuyruğunun koptuğu, zurnanın zırt dediği yerde kraliyet devreye girdi. Çünkü kraliyet Brexit yanlısı. Niye?
Brexit'ten çıkıldığında Commonwealth ülkeleriyle bir kendi ekonomik ve siyasi alanlarını kurmayı planlıyorlar. Bu da kraliyetin etrafında olacak. Şimdi bu hareket işte kraliyetin, kraliçenin parlamentoyu askıya almayı kabul etmesi 5 haftalık. Johnson'ın da, Boris Johnson'ın da bu arada Brexit'i anlaşmasız uygulamaya sokacağını ilan etmesi İngilizleri ayağa kaldırdı. Protestolar oldu. Bütün hafta soyu boyunca sadece İngiltere'de de değil. İrlanda'da, İskoçya'da, yani United Kingdom'ın her tarafında Boris Johnson'ın aleyhine ciddi protestolar oldu. Sadece Boris Johnson'ın aleyhine mi? Kraliyetin aleyhine de, aynı zamanda kraliçenin aleyhine de ve ağır ifadelerde bulundular. Bu olayla 1990'lardaki Körfez krizinden çıkan protestolardan sonraki en büyük kitlesel protestolar olduğunu söylüyorlar. Yani nereden bakarsanız son 30 yılın en büyük protestoları olmuş bu hafta sonu. İngiltere'nin pek çok yerinde oldu. Peki protesto ettikleri şey sadece Boris Johnson değildi ama. Neydi? Sloganlardan birisi şuydu. Mesele sadece Brexit değil, mesele demokrasi meselesi. Hocam bu tanım çok tanıdık geldi. Mesele sadece Brexit değil. Evet. Bu tanım çok tanıdık geldi. Çünkü bu hareket, yani kraliçe ile Johnson'ın hareketi, Boris Johnson'ın hareketi aslında demokrasilerin ana haznesi olan, ana karar merciği olan parlamentoyu bypass eden, es geçen bir şeydi. Bu Türkiye'de olabiliyor, oldu. İşte Haziran seçimlerinden sonra Erdoğan bunu yaptı, kimsenin de sesi çıkmadı. Ama dünyaya demokrasi dersi veren, demokrasinin beşiği bir ülkede olunca doğal olarak toplum tepki verdi. İşte aslında buradan şu mesajı da çıkarmak lazım. Demokrasiler ve hukuk, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı gibi değerler, demokratik değerler anayasalarla korunmaz. Burada anayasa yok biliyorsunuz. Evet. Teamüllerle işleyen bir ülke. Ama halkta demokrasi bilinci olduğu için, bakın çok da küçük, Türkiye'de problem edilmeyecek bir meselede İngiltere toplumu, demokrasiye, hukukun üstünlüğünü hazmetmiş İngiltere toplumu sokaklara taştılar ve Johnson'a diktatör dediler mesela. Hocam Palyaço dediler. Soru. Evet, buyurun soruyu Brexit'i alalım. Kraliçe mi istedi, Boris Johnson mı? Hangisi daha çok istiyor? Brexit'in evveliyatında sanki kraliyet ailesinin, kraliyetin Brexit'in altyapısını hazırlamada etkili olduğu gibi bir yaklaşım var. Onlar baştan bu tarafa tarafsız gibi görünmekle, güncel siyasete karışmamakla birlikte Brexit'i istiyorlar. Ama Johnson da uygulayıcı faktör, etken, aktör. Neticede icranın başı şu anda. İcranın yani başı. Prime Minister, Başbakan, biliyorsunuz burası parlamenter bir demokrasi. Yani her ne kadar kraliçe varsa da kraliçe sembolik olduğu ifade ediliyor. Bizdeki eski cumhurbaşkanının konumuna benzer. Johnson da, Boris Johnson da şahin bir Brexitçi. Yani Brexitçileri de böyle bir soft Brexitçiler, bir hard Brexitçiler diye ayırıyorlar. Dediğini yapacak olan Brexitçi Boris Johnson. Sert bir Brexitçi. Bu videoya böyle başlık atalım. Olabilir. Dediğini yapacak olan Brexitçi Boris Johnson. Birazdan YouTube kanalımızda. Evet. Bu protestolar aslında İngiltere'nin bir demokrasi olduğunu ve İngiliz toplumunun demokrasiyi aslında benimsediğini gösterdi. Hocam İngiltere'de protestolar sürecek gibi duruyor. Evet. Ha bu arada muhafazakarların içinden de Boris Johnson'a çok sert tepkiler var. Mesela İskoçya temsilcisi, muhafazakar konservatif partinin İskoçya temsilcisi istifa etti mesela. Kendi içinden şiddetli tepkiler, diktatör diyenler, palyaço diyenler, demokratik değil bunlar, sen bir diktatör mü olmaya çalışıyorsun diyenler var ve bunu, ilginçtir, bunu bir darbe olarak telakki etti İngilizler, İngiliz medyası. Demokrasiye darbe. Sahte bir darbe değil ama. Yok. Bu demokrasiye darbe. Demokrasiye darbe. Ve bakın bunu yapan da aslında darbeyi yapan başbakan. Seçilmiş değil gerçi, ona da vurgu yapıyorlar. Sen seçilmedin, seçimle gelmedin diyorlar. Çünkü Konservatif Parti'nin temsilcileri seçti. Yani halkın seçtiği bir lider değil. Bu vurguyu da yapıyorlar ama başbakan da olsa demokrasi karşıtı, aleyhine, demokrasiye uymayan şeyler yaptığında bu bir darbe oluyor arkadaşlar. Hocam İngiltere Brexit konusu çok su götürür. Ama yine İngiltere'yi de benim ilgilendirdiğini düşündüğüm bir konu var. Evet, nedir o? Hong Kong konusu. Hong Kong. Şimdi İngiltere'de bir tarafta Hong Kong, daha doğrusu bir tarafta Çin, bir tarafta İngiltere. Aslında sanki böyle bir soğuk savaş var gibi duruyor. Gençler sokağa döküldü, Çin oraya gitti,
İngiltere'nin pek sesi çıkmıyor ama sanki bu konuda ufak ufak böyle açıklamalarla geçiştiriliyor gibi. Ne diyorsunuz? Çin mi, İngiltere mi kazanacak? Aslında Soğuk Savaş deyince 1989'da Soğuk Savaş bitti ama son dönemde dünyada diktatörlerin yükselmesiyle aslında demokratik blokla otoriter blok arasında yeni bir Soğuk Savaş hızla yükseliyor, onu görebiliyoruz. Putin'le var mesela böyle bir savaş. Ondan daha ciddi ve daha tehlikeli Çin'le sanki hem ekonomik hem siyasi bir savaş geliyor. Bu defteri kapatalım, ayrı bir gündeme, programda gündeme alırız. Hong Kong'a dönelim. Hong Kong'a dönelim. Hong Kong'da ne oluyor? Hong Kong 1850'lerden itibaren Çin'in kolonisi malumunuz. Orası bir port, yani bir liman ve Çin'den gelen malların, üretilen malların dünyaya dağıldığı bir yer. Zannederim 1800'lü yılların sonunda 1888-89 bir anlaşma yapılıyor. Hong Kong 100 yıl boyunca İngiltere'nin elinde kalıyor. Kiralık gibi düşünün buna. Ve 100 yıl boyunca İngilizler yönetiyorlar, demokratik bir düzen kuruyorlar, bir hukuki düzen kuruyorlar. Aynen İngiltere'deki gibi demokrasi, haklar, özgürlükler oluyor. 100 yılın sonunda 1989 yılından itibaren bu 100 yıl bitiyor ve Hong Kong Çin'e devrediliyor. Ama tekrar 50 yıllık bir anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre Hong Kong Çin toprağı olacak. Fakat Çin Hong Kong'un otonom yapısını, yüksek otonom yapısını, yani demokratik yapısını, özgürlüklerini, kendi parlamentosunu koruyacak, müdahale etmeyecek. Ama Çin toprağı almaya devam edecek. Hatta buna şöyle diyorlar, bir ülke, iki sistem. Bir tarafta otoriter Çin, komünist Çin, öbür tarafta demokratik Hong Kong devam edecek. Ancak Çin buna çok razı olmadı ve yavaş yavaş Hong Kong'u kendine benzetmeye, Hong Kong'un o demokratik yapısını değiştirmeye başladı. İnce ince müdahaleler yaptı. Evet, ince ince müdahaleler yaptı. Mesela ne yaptı? Bize de çok tanıdık gelecek Türkiye'de. Neden? Hong Kong'daki bazı gazetecileri ve iş adamlarını, düşünce adamlarını mesela kaybetti, yok etti. Bizde transporterlarla kaybolan insanlar gibi. Ya muhalefet eden demokratik bir kısım figürlerin kaybolduğu, yok olduğu ortaya çıktı. Sonra Hong Kong hükümeti Çin'in baskısından dolayı yavaş yavaş böyle otosansür uygulamaya başladı. Oradaki demokratik hakları sınırlamaya başladı filan. Ve bunlardan sonra Çin bir kısım suçluların, Hong Kong'da yaşayan suçluların kendine teslim edilmesini istedi. Hong Kong hükümetinin de bunu kabul etmesi üzerine protestolar patladı. Ve sokaklarda insanlar bu extradition dediğimiz, yani Hong Kong'da yaşayan bazı insanların, ki bunların çoğu fikir suçlusu, yazarlar, gazeteciler, muhalefet eden insanlar, Çin'e teslim edilmesinin Hong Kong'daki demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ölmesi anlamına geleceğini, buna müsaade etmeyeceklerini söylediler ve sokaklara döküldüler. Şunu da ifade etmek lazım. Hong Kong 150 yıldır yaklaşık demokrasiyle idare edilen bir ülke ve Hong Kong'daki insanlar etnik olarak Çinli olsalar bile kendilerini Çinli görmekten çok Hong Konglu görüyorlar. %11'i Çinli görüyor. Yani Çin'le bağı bu kadar. Demokrasi, özgürlükler hazmedilmiş. Hong Kong'da olan bu. Bundan sonra ne olacak? Hep beraber gözleyeceğiz. Devasa bir güç olan Çin sanki Hong Kong'u da kendisine tamamen benzetecek. O Komünist Parti'nin, otoriter yönetimin, şu anda da tek adam yönetimi var malumunuz Xi üzerinden, Hong Kong'daki demokrasiyi bitirmeye çalıştığı, demokratların ve gençlerin de buna tepki gösterdiği bir olaylar dizisini görüyoruz. Peki sizce Çin mi kazanır, İngiltere mi? İngiltere güç kaybeden bir ülke. Ne zamandan beri? Birinci Dünya Savaşı'ndan, belki İkinci Dünya Savaşı'ndan bu tarafa sürekli tarihsel olarak güç kaybeden. Aslında sadece İngiltere değil, bir Batı dünyası tarihi olarak güç kaybeden bir blok. Çin ise güç kazanıyor. Son 30-40 yıldır güç kazanıyor ve muhteşem güç kazanıyor. Ve daha tehlikelisi, bu gücü bir diktatörlükle, bir otoriter yönetimle, hukukun, demokrasinin, ilkelerin olmadığı bir şekilde kazanıyor. Bu bütün dünyayı da kaygılandırıyor aslında. Bir yönüyle demokratik blokla, yani Amerika'nın, Avrupa'nın içinde olduğu blokla, Japonya'nın, Almanya'nın içinde olduğu blokla, Çin'in arasında hızla yükselen bir soğuk savaşın başladığını da, Çin'e karşı Çin'in bu otoriter ve devasa gücüyle baş etmenin yollarını aradıklarını da söyleyebiliriz. Hong Kong'da sadece işte, Çin mi yoksa Çin-Rusya bile olmuyor? Çin-Rusya, ama Çin daha korkutuyor. Yani Rusya askeri olarak şu anda daha güçlü gibi ama
Çin potansiyel tehdidi daha fazla bir ülke. Hong Kong'da bu demokratik blokla Çin arasındaki soğuk savaşın bir argümanı haline geldi diyebiliriz. Dolayısıyla Hong Kong'u kim kazanırsa, Hong Kong'u kim elinde tutarsa yeni evet. dönemin kazananı ve yeni dönemin güçlüsü o diyebilecek miyiz? Diyebiliriz. Yani şöyle, demokrasi devam ederse Hong Kong'da demokratik blok gücünü koruyacak. Ama demokrasi kaybeder ve tamamen Çin'in bir parçası olur, otoriterliğin bir parçası olursa Hong Kong, otoriteryenizm dünyada yükselişine devam ediyor demektir. Hocam, o zaman şöyle bir 10-15 bin kilometre Çin'den uzağa gidelim. Uzağa gelelim, evet, gidelim. Biraz haritada kendimize daha yakınlaşalım. Memlekete gidelim. Evet. Bizim memlekete, Türkiye'ye. Ekrem İmamoğlu nereye koşuyor hocam? O ilginç bir ziyaret vardı. Diyarbakır ziyareti. Neyi amaçlıyor? Diyarbakır ziyareti sizce nasıl geçti? Böyle ufak tefek ayrıntılara takılmaya gerek var mı? Şöyle resim verdi, böyle poz verdi. Yoksa büyük resme bakıp genel bir çerçevede mi değerlendirmek lazım? Yani Ekrem İmamoğlu'nun bir kısım politik ajandaları olabilir. Ama parlayan bir figür. Erdoğan'ın façasını ve foyasını bozan söylemleriyle alternatif çıkışlar yapabilen bir figür. Figür derken yani böyle kötü bir, anlamda yok, bir figür değil yani. Figür deyince aktör anlamına, yani gelişen bir siyasi aktör. Gelişen bir siyasi aktör. Figürü olumsuz anlamda aktör. Anlamayın, aktör. CHP'nin tek başına Türkiye'de bu %70'inin muhafazakar olduğu, milliyetçi muhafazakar olduğu Türkiye'de çok şey değiştirme şansı yok. CHP bir şey yapacaksa mutlaka Kürtlerin desteğini almak zorunda. Veya Türkiye'nin bu içinde bulunduğu sıkışmışlıktan, Erdoğanizmden kurtulmasının bir diğer yolu da AK Parti'yi bölecek liberal demokrat sağ bir hareketin çıkması. Ekrem İmamoğlu bunu iyi gördü. CHP görebilecek mi bilmiyorum. CHP daha katı bir yapı. Ve hem demokratik kaygılarla hem de politik beklentilerle zannederim Diyarbakır'a gitti bu kayyım atama meselesinden dolayı. Şimdi bu konunun demokratik ve hukuk açısından baktığınızda yapılması gereken şık, güzel bir hareket. Sonuç itibariyle seçimden yeni çıkılmış, belediye başkanları seçilmiş ve Erdoğan iktidarı, AKP belediye meclislerini feshediyor ve bu belediye başkanlarını görevden alıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ortalama bir demokratın, hukuk ve vicdan sahibi bir insanın, hukuka inanan vicdan sahibi bir insanın kabul edebileceği bir şey değil. Hocam, kabul edilebilir değil. Normalde demokrasilerde böyle bir şey olmaz. Olmaz, evet. Yani ya herhangi bir yerde yok bu. Demokrasilerde olmaz. Olmaz. Yoksa biz kabul etsek de olmaz. Yani onun için kabul edilebilir Türkiye'de değil yani. Demokrasi olduğunu iddia edemiyoruz şu anda. Diyarbakır'a gitmesi çok güzel bir şey. Kürtleri kucaklamak güzel bir şey. CHP'nin bunu yapması, yani zamanında Dersim'de işte Kürtleri bombalamış, biraz da milliyetçi, ulusalcı CHP'den bir aktörün bunu yapması çok daha güzel bir şey bence. Burada bütün demokratik kesimlerin, sağcı, solcu, liberal, işte biraz milliyetçi tonları olanların da Kürt sorunu üzerinden aslında Türkiye'yi normalleştirme şanslarının olduğunu da görmek lazım. Ekrem İmamoğlu bence bunu yapıyor. Bir, hem kendi yıldızını parlatıyor. Gelecekte kendisiyle ilgili bir kısım beklentiler varsa onlara taş döşüyor. İki, Türkiye'nin normalleşmesine, yumuşamasına zemin sağlıyor. Üç, mevcut otoriter AKP iktidarına karşı farklı blokları bir araya getiriyor. Bence bunlar güzel hareketler, güzel şeyler oluyor. Hem horon tepip hem halay çekmesi birlikte sembolik manada da güzel bir şey. Güzel şeyler oluyor diye düşünüyorum. Peki Ekrem İmamoğlu parti mi kurmayı hedefliyor gelecekte? Parti kuracağını zannetmiyorum ama CHP'nin genel başkanlığına oynayabilir. Ama az önce dediniz ki CHP Türkiye'de iktidara gelmesi tek başına imkansız. Ekrem İmamoğlu başkan olursa, CHP genel başkanı olursa iktidar mı olacak o zaman yani? Cumhurbaşkanı olabilir veya CHP ile HDP'nin ve diğer bazı demokratik grupların desteğiyle öncelikle AKP diktatör rejiminin bertaraf edilmesi lazım. Türkiye'nin problemi yeni bir iktidar seçme problemi değil şu anda. Peki AKP gitti. Türkiye düzelecek mi? Bir geçiş dönemi olur. Her darbe döneminden, her olağanüstü dönemlerden 60-70 bir 80'den sonra olduğu gibi bir geçiş dönemi olacaktır. Yani zor dönemler, o geçiş dönemleri. Zorluğun azalarak devam ettiği dönemler diyelim. Bu geçiş dönemlerinde konsensusun
olduğu hükümetlerin kurulması, yani farklı renkte partide, ideolojide partilerin bir hükümet kurması geçişi kolaylaştırır ve ülke bütünlüğünü sağlar. Daha kırılmalı, az acılı. Kırılmaları engeller, evet. Daha az acılı olur, geçiş daha kolay olur. Bu noktada da bakın solun, yani CHP'nin, HDP'nin ve sağdan da liberal demokrat bazı partilerin katkısıyla Erdoğan'ın tek adamına dayalı bir rejim yumuşak bir geçişle bertaraf edilebilir. Aksi halde Türkiye kırılmalar yaşayabilir. Bu pencereden baktığınızda da Ekrem İmamoğlu'nun yaptıkları gayet güzel hareketler. Ama benim beklentim sağdan bir kısım insanların da Güneydoğu'daki HDP'li belediyelere, mesela İyi Parti olabilir bunlar. Babacan yeni bir figür, yükselen bir figür. Babacan bu desteği verebilir. Abdullah Gül bu desteği verebilir. Davutoğlu yeni bir parti kurma iddiasında Kürtlerin uğradığı bu mağduriyete sağdan bir ses olarak destek verebilirler. Abdullah Gül, Davutoğlu, Babacan. Evet. Destek verdi deyin. Ne değişecek ki? Şu sizce bu üçlüye Türkiye'de inanan oranı nedir? Ne kadar ikna edebilirler vatandaşı? İkna edebilirler. Özellikle ben Babacan ve Abdullah Gül ikilisinin muhafazakar, dindar, liberal, demokrat tabanda bir karşılığının olduğunu düşünüyorum. Neden hala karşılığı var? İnsanlar Erdoğan'dan bıktılar aslında. Biraz da mecburiyetten karşılığı var. Yoksa bu sürecin müsebbipleri arasında bunların olduğunu da halk biliyor ama AKP tabanı dahil artık insanlar Erdoğan'ın bu sultasından, tek adama dayalı baskıcı rejiminden kurtulmak istiyor. Ve bunun için de mecburen Gül Babacan ikilisine yol açmak istiyor. Davutoğlu bu arada Davutoğlu daha marjinal kalabilir diye düşünüyorum. Çünkü Erdoğan'dan kurtulmak şu anda Türkiye için bir mecburiyet haline geldi. Bütün kesimlerin bunu başarabilmesi lazım bir araya gelip. Hocam bugün yayın bayağı uzadı. Evet. Genel süremizin biraz sanki üstüne çıktık. Yavaş yavaş toplayalım mı? Toparlayalım. Peki toparlarken ne diyoruz hocam? Ne diyoruz? Arkadaşlar yayınlarımızı takip edin. Abone olmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Ayrıca da yeni formatımızla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Bakalım dış sesi beğenmişler mi? Evet, dış sesle ilgili yorumlarınızı özellikle bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.